Tolga karakteri ölüyor muymuş Gül'in? Bekir abi pes sana ya. Her şeyden haberin var. Yani egoda hiçbir şey gizli saklı kalmıyor Gül'üncüm. Var maalesef öyle bir durum. Hı. Seti çok zorlamış. Arkasında duracak bir kişi bile bırakmamış yani. Biz de Kıraç Bey'le nasıl bir çözüm yolu bulacağız onu düşünüyoruz kara kara. Sosyal medyayı deneyin. Nasıl yani Bekir abi? Ya şimdi bu tag mı tek mi ne açıyorlar ya diziler için. Hani şu oyuncu gitsin, bu kalsın, şunu gönderin, diziye bunu alın filan. İşe yarayabilir. Evet. Bekir abi doğru söylüyorsun. İyi dedin sen bunu. Evet. Bir düşün. Bekir abi ya. Kolay gelsin. Hı. Ben de seni bekliyordum saatlerdir. Ben bir şeyler duydum da bir de senden dinlemeye geldim. Ne oluyor Ömer? Yeni bir şey yok. Hep aynı şeyler. Biz seninle konuşmadık mı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Senaristlerle konuştuk, Celal Bey'le konuştuk. Tamam dedin. Bundan sonra hangi senaryo geliyorsa o dedin. Ya tamam da Kıraç şimdi beni öyle aciz bir adama dönüştürdüler ki. Hiçbir şey söyleyemiyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Herkes beni azarlıyor. Ben öyle bakıyorum ya. Anlamadım. Kim azarlıyor seni? Mesela Yağmur. Yağmur bana 1000 tane laf ediyor. Ben öyle duruyorum. Bakıyorum ben sadece. Ömer'cim karakter bu. Yağmur seni değil, Tolga karakterini azarlıyor. Ya 1000 kere konuştuk bunu. İyi o zaman konuşmayalım tekrar tekrar. Bak ben zaten notlarımı aldım, tamam mı? Ben şimdi senaristleri arıyorum, neler yapmaları gerektiğini, nasıl yazmaları gerektiğini anlatacağım ben şimdi onlara zaten. Hayır aramayacaksın, senaristleri falan aramak yok. Kimseyi aramak yok. Tek kelime bile etmeyeceksin, işi yokuşa sürmek yok. Tolga karakterini öldürüyorlar bu bölüm. Senin haberin var mı? İşini bitiriyorlar senin. Bölümün revizesi geldi. Nasıl öldürüyorsun? Ben turp gibiyim ya. Beni nasıl öldürüyorlar? Ne oluyor? Bir anda vuruluyor muyum? Ne oluyor? Yok, vurulmak falan yok. Bir odada tek başına acılar içinde öleceksin. Tek kelime bile etmeden. Tamam, ben Celal Bey'le konuşacağım ama bir işe yarar mı bilmiyorum. Yok ya, yapamazlar öyle bir şey. Öyle bir anda öldüremezler beni. Bak, beni öldürsünler, reytingler dibe vurur. Ben şimdi Celal Bey'le konuşur, halleder size. Ben güveniyorum sana. Göreceğiz bakalım. Görüşürüz. Baba. Ay, ne zaman geldin sen? Hiç haber vermedin bana. Ömer'le konuştuk biraz. Bir değişiklik var mı? Yok. Benim biraz boş vaktim var. Sana Yunus abiden bir çay ısmarlayayım mı? Ne dersin? Hadi ısmarla bakalım. Kadar. Giyinebilirsiniz. Ben sizi içeride bekliyor olacağım. Mersi. Geçmiş olsun. Mersi. Tebrik ederim. Beta HCG değeriniz 4004. Şu an 4 haftalık bir gebelikten bahsediyoruz. Endişelenmenize gerek yok. Her şey yolunda. Bu dönemde beslenmemize dikkat edelim. Ayrıca ağır sporlardan da kaçınalım. Ben size bu konuyla ilgili detaylı bir mail atacağım. Bir de size vitamin takviyesi yazacağım. 2 hafta sonra tekrar görüşelim, olur mu? Sizde kalabilir. Teşekkürler.
İyi günler. Dün eve bakmaya geldiler. Annen evi satmaya karar vermiş. Haberim vardı. Ben sana nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Yani. Özür dilerim. O günden sonra bir daha konuşmadınız mı hiç? Hayır. Annen konuşmak istemiyor. Haklı da. Ne desem işe yaramayacak. Çok kızıyorum kendime. Bütün bu yaşadıklarımız benim yüzümden. Benim sizden sakladığım gerçekler yüzünden. Hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Uyanıyorum, işe gidiyorum. Bir sürü sorunla boğuşuyorum. Herkes bir şey istiyor. Herkesin yardıma ihtiyacı var. Yapıyorum elimden geleni ama... tek başıma kalınca... yani bütün kızgınlıklar, pişmanlıklar öyle bir yapışıyor ki yakamam. Öyle demeseydim, öyle yapmasaydım. Keşke daha önce söyleseydim. Dün eve bakmaya genç bir çift geldi. Kadın hamile, karnı burnunda 8-9 aylık falan var herhalde. Ne sordu biliyor musun bana? Mutlu muydunuz o evde dedi. Sen ne cevap verdin? Mutluyduk dedim. Çok mutluyduk. Babacığım. Bak, istersen ben annemle konuşurum. Belki satmaz evi. Ev satılmış satılmamış bir önemi yok ki. Ev kolay bulunur. Da o huzuru bir daha bulabilecek miyiz? Hiç bilmiyorum ben. Mehmet Bey'le çok eski tanışıklığımız vardır. Çok ortak arkadaşlarımız vardır. Zamanında da beraber işler yapmıştık. Ama uzun zamandır görüşmüyorduk. Evet, kısmet bugüneymiş. Evet, evet öyle. Mehmet Bey kızı Başak'ı bizimle tanıştırmak istedi. Ne güzel, ne güzel. Başak oyuncu olmak istiyor. Evet. Tabii doğal olarak bizden bir yardım istiyorlar. Mehmet Bey, kızınızı Çınar temsil edecek. Çınar Türkiye'nin en iyi, en yetenekli, en başarılı menajerlerinin başında gelir. Mutlaka. Güveniyoruz ona. Şimdi Çınar Bey, Başak'la bir toplantı yapar. Başak'ın ne istediğini, nerelerde olmak istediğini dinler. Ona göre de zaten en iyi şekilde yönlendirir. Çok fazla sürmez tahminimce, bir hafta içinde istediği bir projeye yerleştirmiş olur. Çok teşekkür ederim. Size güveniyorum. O zaman siz Başak'la konuşup anlaşırsınız artık. Bakalım hangi dizinin başrolü olacak. Hep birlikte göreceğiz. Başrol mü? Evet, evet, evet. Başrol. Çınar'a güvenebilirsiniz. Mutlaka iyi bir projenin başrolü yapacaktır Başak. Başak, istersen biz o zaman içeri geçip bir konuşalım seninle. Tamam. Tamam. Kolay gelsin Çınar. Sağ olun Serkan. Thank you.
uygun olduğun zaman konuşalım. İşler yolunda gitmiyor biliyorum. Beni mutlaka ara. Karşı bu dizi işlerine falan. Zaten biliyorsun benim asıl mesleğim bu değil. Influencer'ım ben, içerik üretiyorum. Sosyal medyada da 2 milyona yakın takipçim var. Her şeyimi takip ediyorlar, biliyorlar. Başak, bir araya girebilir miyim ben? Gir canım. Neden oyunculuk? Neden olmasın? Yani daha önce bir deneyimim var mı? Herhangi bir yerde oynadın mı? Oynamadım ama yaparım. Günde 1000 tane ürün tanıtıyorum. Ayrıca arkadaşlarıma bir sürü şey falan çekiyorum. İşte Başak'cığım ama set bambaşka bir yer. Gerçekten evde çektiğin o videolara benzemez yani. Kamera çok ayrı. Hem normalde birinin gelip seni bana önermesi lazım, biliyorsun. Biz de bunun için buluşmadık mı zaten? Ayrıca bir şey söyleyeceğim, bana gelir. Nasıl yani? Bana gelir. Yani ben ne istesem o olur. Bu hayatta benim yapamayacağım hiçbir şey yok. Şarkı söylerim, oyunculuk yaparım, dans ederim, her şeyi yaparım. Benim bu hayata bakışım bu. Çünkü neden olmasın? Neden olsun Başakcığım? Efendim? Yani neden olsun? Her şey olmak zorunda değil, her şeyi başarmak zorunda değiliz illa. Bazı şeyler de olmayabilir mesela. Ne dersin? Canım çok tatlısın ama olacak. Tik atacağım bunun yanına. 25'imden önce yapılacaklar listeme. Gayet iyi. Tamam, o zaman auditionlara başlarız. Bir dakika, bugün hiç story atmadım. Hemen story atmam lazım. Takipçiler merak eder beni. Sen story ne? Çok kötü ışık. Işık şöyle düzeltirsin. Sen takipçilerini paylaş o story'ni. Ben hemen geliyorum. Tamam Başak? Tamam Başak'cığım. Arkadaşlar çok yakında sizlerle yeni sürprizlerle geliyorum. Buna hazır mısınız? Olmadı bu. Arkadaşlar çok yakında size şahane sürprizlerim var. Beni bekleyin, olur mu? Ne oldu kız? Ya Feris Hanım birini audition'a yönlendirmek istemişti de karıştı ortalık. Dile bak, sen bu ara çok yoruyorsun kendini. Ben biraz yardımcı olayım sana. Ben yardım edeyim sana. Hoş geldin Meriç. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Feris Hanım çıktı. Ah öyle mi? Hı? O zaman sen yardımcı olur musun bana? Tabii olurum, tabii. Gel. Olur. Gel. Sorun ne? Bana anlat. Sorun biziz Dile. Senle ben... Artık bir şeyler mi yapmamız lazım sence? Çok bağırma. Tamam, biliyorum ben de çok geriliyorum. Gerçekten biri duyacak diye var ya, aklım çıkıyor resmen. Bir dakika, sen neden bahsediyorsun? Ya daha dikkatli olmamız lazım. Ondan bahsediyorum. Sen neden bahsediyorsun ki? Ya ben seni göremiyorum. Eve canım sıkmaya başladı artık. Artık bir şeyler mi yapsam? Bak ben buldum. Barış Bey hoş geldiniz. Merhaba. Barış Nasıl gidiyor? İyi, siz sormalı. İyi valla. Tamam, görüşürüz o zaman. Tamam. Görüşürüz. Dosyaları ben Feris Hanım'ın odasına bıraktım. Gel göstereyim. Alo Ersin'cim, ne haber? Nasılsın? İyi, sağ ol Ersin. Ersin, sana ben hemen bir şey soracağım. Sizin dijital hayatınız bir iş vardı. O iş ne oldu? Niye iptal oldu peki? Anladım. Peki başka bir iş var mı elinde Ersin? Tamam. Ya öyle sordum, konuşuruz. Tamam Ersin'cim. Hadi bay. Mineciğim, selam. Ne haber, nasılsın? İyiyim, sağ ol Mine. Mine, sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim elimde bir kız var. Böyle oldukça doğal, özgün. Bir ışığı var yani, ilginç bir tip. Diyorum ki acaba... yok, deneyimi yok ama videoları var. İstersen videolarını yollayayım, bir izle onları. Hiç mi boş vaktin yok yani Mine? Anladım. Yok canım, yok, tamam anladım, çok sağ ol. Tamam, konuşuruz, hadi bay. Şınar, Hande niye tek başına aşağıda? Çünkü şu an ona görüşme ayarlamaya çalışıyorum Serkan. Nasıl gidiyor? Yani iyi işte, arıyorum bütün kast direktörlerini sırayla. Kolay gelsin. Sağ ol. Sen gerçekten Feris Hanım'la görüşmeye gelmedin değil mi? Ne alakası var? Ya Barış ya. Aslında onu görsem de iyi olurdu biliyor musun? Şu Ömer'e uyuz oldum ama çok da önemli değil. Bak bugün Gül'in bana ne anlattı biliyor musun? Bir arkadaşı başka bir ajansta çalışıyormuş ve kızı kovmuşlar. Neden? Başka bir oyuncuyla birlikteymiş. Duymuşlar, anında kapının önüne koymuşlar. Yapma, biri görecek şimdi. O zaman demek ki daha fazla görüşmemiz lazım. Nasıl?
Nasıl vardın buraya acaba? Bana bir anlatır mısın? Ya biz görüşemiyoruz ki bizi birlikte sansınlar Dicle. Ya Barış bir ciddi olur musun? Ben gayet ciddiyim. Liseli aşıklar gibiyiz, farkında mısın? Okulda görüşemiyoruz. Evine gelemiyorum, annenler var. Akşam dışarı çıkamıyorsun, baban izin vermiyor. Ya tamam, abartma istersen. Mezuniyet var, mezuniyet partisinde görüşürüz. Ben gitmiş miydim mezuniyet partisine? Gittim, sen gitmedin mi? Yok, ben gitmedim. Neden gitmedin? Üf. O çok uzun ve can sıkıcı bir hikaye. Ben sana bir yer anlatırım onu. Bak hep böyle yapıyorsun. Ne zaman ciddi bir şey konuşsak hep böyle konuyu geçiştiriyorsun. Tamam. O zaman akşam gel. Ben sana her şeyi anlatayım, olur mu? Tamam tatlım, soracağım Çınar Beylere. Tamam hadi, sen perişanla görüşmeyeceksen hadi git artık. Yüklenecek insanlar. Tamam, akşam geliyorsun. Tamam geliyorum yani, bakacağım. Hoşça kalın Barış Bey. Anladım Buketçiğim, anladım. Yok yok canım, yani her an her istediğimiz olacak diye bir şey yok zaten. Evet. Tamam. Yok yok, hiç önemli değil. Tamam hadi bay bay. Alo Şinasi'cim. Beğendiniz mi videoları? Süper. Süper süper süper. Yollarım. Yollarım. Bugün yollarım ben, hiç sorun değil. Ciddi misin? Çıkar. Yok setede çıkar. Tamam. Tamam süper. Zaten bizim için ne kadar hızlı olabiliyorsa o kadar iyi oluyordu. Mükemmel oldu o zaman. Sen biraz bana karakterden bahseder misin? Ne karakter? Şinasi hayatını kurtarmış olabilir, biliyor musun? Şu kızı sonunda diziye sokuyoruz. Yani galiba ama net değil, bakalım. Var ya Serkan'ın başıma sardığı bir kız diziye girmek istiyor hani. Feriz Şen, sorun ne? Aslı Tandoğan da en iyi arkadaşının filminde oynayacak. Osman Rıza'nın filmi. Feriz'cim sen şu anda benim ne söylemek istediğimi çok iyi biliyorsun. Çınar'cığım şu an başımdaki en büyük dert bu. Benim başka bir şey düşünme lüksüm yok. Ha, bu. Aslı'nın arkadaşının filminde oynaması bu değil mi? Buna niye bu kadar takıldın Feriz? Çünkü senaryoyu okumadan çok iyi dedim ve iyi falan değil, berbat ötesi bir senaryo şu an var elimde. Bir dakika, bir senaryoyu okumamak ne demek Feriz'ciğim, sen iyi misin? İyiyim ya ve işin içinden çıkamıyorum ben Çınar. Tamam o zaman Aslı'yı ara. Senaryoyu bir kere daha okudum, içime sinmedi, iyi değilmiş de vazgeçelim de. Yok, yapamam, başka bir şey düşünmem lazım. İyi tamam. O zaman yardım edebileceğim bir şey olursa bana söylersin. Söylerim. Tamam. Söz mü? Söz. Söyleyeceksin. Hı. Efendim Aslı'cığım. Tamam canım, ben de şimdi çıkıyorum. Orada buluşuruz. Öpüyorum hayatım. Bay bay. Üçüncü sahne. Sığınak iç gün. Zini Seno'yla birlikte görevden dönüyor. Biz yokuz gibi davran. Geç gel. Başarısız olmuşlar. İkisi de mutsuz. Yani yıkılmış haldeler. Çareler çaresiz. Operasyonun riske girdiğini herkes farkında. Pencereden yemyeşil bir çöl görüyoruz.
Zozo gezegeninin fuşya renkli üç güneşi ağır ağır batıyor. Birisi mi? Fuşya güneş fikri sizce de korkunç değil mi? Ya şu işte bana iyi olan tek bir şey söyleyebilir misin? Şu senaryoda iyi bir şey var mı? Zozo gezegeni evet. Ne ya? Ahmet kaskını tak. Aslı'cığım seninle başlayalım. Böyle devam edersek bütün insan ırkı yok olacak. Yok. Biraz daha sesi arttır. Tabii. Böyle devam edersek insanlığın sonu gelecek. Sena kapıdan içeri giriyor. Size iyi haberler getirdim. Zihni dondu. İyi akşamlar. Yolculuk seni yormuş olmalı. Ha, dur, dur. Aslı, ne yapıyorsun? Neyi ne yapıyorum? Sarılırlar ve yakınlaşırlar yazıyor. Öpüşürler diye düşündüm. Hayır, platonik ama Aslı. Ben İyi platonik misin? Bir sarılma istiyorum. İyi miyim? Ayrıca o senin torunun. İyi de aynı yaştayız biz. Evet ama şu an geçmişteyiz. O sırf seninle tanışabilmek için gelecekten geçmişe geldi. Yani onun geçmişi senin şimdin Aslı'cığım. Öyle mi? Senaryoda anlaşılmıyor yalnız. Anlaşılıyor Aslı. Ahmet anladı mesela. Evet evet, kesinlikle. Anladım. Herkes anladı değil mi? Anladı. Son derece net. Tabii. Tabii tabii. Gördün mü bir tanem? Yalnız beni öpmeye hazırlanıyordu. Evet ama o şefkatli bir öpücük gibi düşündüm. Bu kadar yoldan anneannemi görmeye geleceğe gitmişim. Geleceğe değil, geçmişe. Osman şimdi söyledi. Hayır bir sen bir dakika. Yok doğru söylüyor, gelecek. Ama olamaz, bir dakika. Hayır ya şey. Pardon, komik bir şey mi vardı? Yok hayır, sadece aklıma bir şey gelmişti. Ama arkadaşlar yani böyle zıpır soru soruyorsunuz, kafa kalmadı ki. Tamam geçelim biz bu sahneyi. Başka bir sahneye geçelim. Sonra döneriz bu sahneye. Bir dakika. Tamam, 120. Açın 120'yi. Ya kaldıralım şu masayı da. Tut ucunu. Hadi bakalım. Hashtag. Ömer Yaşar peri masalımdan ayrılmasın. Bakalım işe yarayacak mı? Mavi Yıldız'ın tuzağından kurtuldun. En yakın arkadaşınla karşılaşıyorsun. Ve tabii ki yaralısın. Yaralı olduğunu unutma. Unutmam. Şimdi kolundan değil, kanından yaralısın. Öyle mi? Peki. Firsan, size bir kahve getireyim ister misiniz? O kadar iyi olmaz. Yok, yok ben... Şimdi bölmeyelim. Ben sonra kendim içerim. Tamam, tamam. Boşver. En yakın arkadaşı giriyor. En iyi arkadaşı dediği kim? Ben değilim. Emin miyiz? Sensin bence. Hayır arkadaşlar, siz değilsiniz. Ahmet sensin en yakın arkadaşları. Yani senaryodaki adıyla Kiki. Tabii Barnaby'ye dönüşmeden önceki haliyle. Ya açık değil mi bu? Ahmet senden bahsediyor. Tamam, baştan alıyoruz. Firsan'ım siz bunu gördünüz mü? Yok. Sizce böyle bir şey işe yarar mı ki? Sanmıyorum. Ben sana fuşya güneş... Bir sürü yorum yapmışlar altına. Değil mi? Mavi Yıldız'ın lordu seçmişim. Ne olur biraz dikkat et. Çınar Bey, prodüksiyon başı almış, sete götürmüş. Ha iyi süper. Ama küçük bir sorunumuz var. Ne oldu evi? Telefonda. Şu an. Başakcığım selam, ne haber Başak? Yaptın mı ezberi Başak? Ezberde sıkıntı yok, yapıyorum onu. Tamam, oku ama ondan sonra ezberi de yap Başak'cığım. Ezber çok önemli. Bak ben senin programına baktım. 2 saniyelik bir boşluk var. O boşlukta hemen yaparsın ezberi. Tamam mı? Onda sıkıntı yok canım. Sıkıntı karakterde. Ne gibi? Çünkü başrolün en yakın arkadaşı bu. Yani başrol değilim ben. Başak'cığım, senin karakterin o senaryoda çok kritik bir öneme sahip. Öyle düşün. Bu sektörde böyle şeyler olur. Yani ne olacağı da hiçbir zaman belli olmaz. Bir bakarsın başrol ortadan kaybolur. Bir sorun çıkartır. Tükenmişlik sendromuna girdin der. Bir
bir şey yapar yani. O anda da hemen yapımcı devreye girer, o başrolü alır. Senaryoyu, hikayeyi bambaşka bir yere getirir. Öyle düşün. Bizim sektörde oluyor yani böyle şeyler. Oluyor yani, olmuyor desek yalan şimdi. Ciddi misin? Tabii tabii. Bizim sektörde olur. O yüzden sen olabildiğince kendini göstermeye çalış Başak. Tamam mı? Kimsenin işine de karışma. Bir sorun olursa da bizi ararsın. Tamam Çınar, sen merak etme. Ben kendime buradan başrol çıkartacağım. Tabii tabii, ben çok güveniyorum sana zaten. Sen çıkartırsın, tamam canım? Ezberi yap. Bay bay. Başak Hanım, sizi hazırla alabiliriz. Sen niye böyle giyindin? Yeni trend falan mı? Yani bir takım küçük sorunlarımız var, doğru. Acaba senaryoyu tekrar gözden mi geçirsek? Gerek yok, ben zaten aldım notlarımı. Aa. Ne oldu? Ya bu benim ara ara böyle bir sancı giriyor. Geçer şimdi canım ya. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Hocam, bir saniye gelebilir misiniz? Tamam. Ben geliyorum canım. Beriz, bu ne? Bu nasıl bir senaryo? Nasıl bayılabilirsin böyle bir işe? Aslanım, benim hatam bu. Benim senaryoyu okuyup raporlama yapmam gerekiyordu ama... Dicle, dur. Gerek yok, dur. Ne oluyor Feriz? Hayatım, benim bu senaryoyu okumak için pek fırsatım olmadı. Yani okuyamadım, çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Ne? Bak, ben sana bin bir mazeret sıralayabilirim. Şu an gerçekten sıralayabilirim ama böyle bir şey yapmayacağım. Okuyamadım hayatım, okuyamadım. Sana inanamıyorum Feriz. Sen böyle bir insan değilsin. Nasıl yaptın bunu bana? Biliyorum, ben de kendime inanamıyorum ama seni kurtaracağım. Kurtaracağım, sana söz veriyorum. Sen bu filmde oynamayacaksın. Şimdi gideyim biraz sonra Osman'la bir konuşayım, tamam mı? Senin standartlarına uygun bir rol olmadığını söyleyeyim. Tekrar yazılmazsa biz bu filmde oynamayacağız diyelim. Hayatta olmaz. Osman'la aramın bozulmasına izin veremem. İyi de hayatım, yani başka ne diyebiliriz ki biz bu adama? Bak, anaokulundan beri arkadaşım bu benim. Bin yıldır tanıyorum ve öyle göründüğüne bakma, inanılmaz ince ruhlu, inanılmaz hassas birisi. Ve tek hayali benimle birlikte film çekmek. Onun hayallerini yıkamam. Mümkün değil. Güzelim, ne yapacağız o zaman? Ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Şimdi ben senaryoyu okudum. Çok beğendim, bayıldım. İnanılmaz yükseldim. Ve oynamak istiyorum. Ama... Ama... Mümkün değil. Sebep? İşte orasını bilmiyorum. Orasını siz bulacaksınız. Aha, evet. Kaşe. Normalde istediğin kaşenin iki katını isteyeceğiz. Bakalım yapımcı ne diyecek? Kaşe. Harika bir fikir. Evet. O zaman siz çıkmadan konuşun. Şimdi idari yapımcının yanında Osman, o çıktıktan sonra siz girersiniz, konuşursunuz. Tamam, süper. Çok iyi fikir. Ya. Evet, başka ne yapacağız ki? Aslı, bir gelir misin canım? Geldim. Feriz, bak ne yapıyorsan yapıyorsun, bu işi hallediyorsun. İstersen 5 katını, istersen 10 katını iste, bu işi hallet. Tamam. 5 katı da kalalım. 5 katı tamam. 5 katı çok iyi, 5 katı. Tamam, 5 katı isteyeceğim. Şimdi Ali Beyciğim, siz bu teklifimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani sizin için uygun değilse, yani pek tabii başka bir oyuncuyla çalışmayı düşünebilirsiniz. Biz sizi asla zorlamak istemeyiz. Başka bir sorun mu var? Yok, hayır. Şu an için tek sorunumuz kaşe. Benim için son derece uygun. Öyle mi? Evet, evet. Hiçbir sorun yok benim için. Ha, ödeyeceksiniz yani hepsini. Tabii ki. Aslanlı'la çalışmak için gereken neyse hepsini yaparım. Tabii böyle şeyler önceden konuşulur, sonra üstünden zaman geçer, fikirler değişir. O yüzden ben sizinle yüz yüze görüşmek istedim. Yani düşünmek için zaman isterseniz eğer... Hayır, hayır. Kesinlikle. Siz her şeyi halledin, sözleşmeyi bitirin, bana yollayın, imzalayalım. Bir an önce bitirelim bu işi. Eğer görüşmemiz bittiyse benim bir başka görüşmem daha var izninizle. Ali, bir şey daha var. Dinliyorum, buyurun. Senaryo.
senaryo henüz hazır değil değil mi Ferit Hanım? Evet. Senaryonun tekrar yazılması gerekecek. Ne? Ben okudum ama son derece eğlenceliydi. Gayet de güzel yazılmış. Enteresan bir bilim kurgu. Bir dakika. Aslı fikir mi değiştirdi? Oynamak istemiyor mu yoksa? Oy 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 oy, kesinlikle öyle bir şey yok. Bu tamamen benim şahsi fikrim. Yani bunu, bu konunun Aslı ile hiçbir alakası yok. Aslı bu filmde oynamayı çok istiyor. Türkiye'nin en büyük oyuncularından biri filmimizde oynuyor. Muhteşem bir yönetmen buluyoruz. Provalar başlıyor. Her şey iyi gidiyor. Bütün bu çalışmaları sırf siz endişeleniyorsunuz diye durduralım mı? Ali Beyciğim, şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Siz de ben de bu senaryonun kötü olduğunu gayet net farkındayız değil mi? Gecikmeler olacağını biliyorsunuz. Ve bunun size ekstra maliyet olarak yansıyacağının da farkındasınızdır herhalde. Endişeleniyordum, doğru. Ama o zaman Aslı yoktu. Ama şimdi Aslı var. Yan rollerde de iyi oyuncular var. Gişe gelirlerini de düşününce şu ana kadar olan maliyetleri rahatlıkla karşılayabiliriz. Takmıyorum bile onları. Bu olayın çok büyük bir getirisi olacak. 2-3 milyon seyirci gelecek. Çok büyük para kazanacağız. Bilmem anlatabiliyor muyum? Başka bir şey yoksa bir görüşmem daha var. İzninizle lütfen. Rica ediyorum. Tabii. Çok teşekkürler vaktiniz için. Biz kalkalım. Sağ olun. İyi günler. Ben teşekkür ederim. Şimdi çıktım. Nerede buluşuyoruz? Konum atıyorum. Yarım saat sonra yanındayım. Bir işim çıktı acil. Merhaba. Oturabilir miyim? Tabii, tabii. Nasılsın? Gördüğün gibi. Biraz karışık. Aç mısın? Bir şeyler yemek ister misin? Yok yok. Teşekkür ederim. Sağ ol. Seni böyle görmeye dayanamıyorum. Böyle yorgun, üzgün. Sanki dünyanın bütün yükünü omuzlarında taşıyor gibisin. Elle etmiyorum ama. Ama ben anlıyorum. Her şey yolundaymış gibi devam etmeye çalışıyorsun, biliyorum. Merak etme, yakında güzel şeyler olacak. Maydanımla barıştınız mı yoksa? Hayır, hayır. Ajansla ilgili güzel şeyler olacak. Ne gibi? Yani Gökçen'in tazminatı çözüldü vesaire gibi bir şey mi? Henüz değil. Yavaş yavaş geliyoruz oraya da. Dicle, ben bir süredir Serkan'ı takip ediyorum. Hı. Neler yaptığını, yani Amerika'da ne yaptı, buraya geldi ne yaptı, neler yapacak. Peki tazminatı ödeyecek mi? Sana bununla ilgili bir şey dedi mi? Bilmiyorum. Belli değil daha. Yani kendi cebinden ödemeyecek tabii. Orası kesin. Bak Feriz, her seferinde elin boş geliyorsun ama olmaz böyle. Ha. Pasta getirdim, meyveli. Başka?
Cips, popcorn, tuzlu fıstık. İyi tamam, bu seferlik geçebilirsin. Buyurun, buyurun, buyurun Feriz Hanım. Bir dakika, şimdi aklıma takıldı benim. Kendi ödemeyecekse bu tazminatı nasıl çözecek ki? Biraz netleşsin. İlk sana anlatacağım, söz. Serkan'la ilgili her şeyi anlatacağım sana. Ben kimseye söylemem bu arada. Merak etme. Biliyorum. O yüzden anlatıyorum sana. Teşekkür ederim. Bana güvendiğin için. Dice, ben bir şey sormak istiyorum sana. Tabii. Sorabilirsin. Ne istersen sor. Kimin yanında mı? Yanımda, vereyim mi? Bir verebilir misin? Artık burada dedemin adını yazmasını istemiyorum. Benim adım yazsın istiyorum. Benim soyadım taşımayı çok istiyorum. Yani yeni bir sayfa açmayı istiyorum ben seninle. Yani acele etmek durumunda falan değilsin. Ben hatta hiçbir şeye zorunlu hissetmeni asla istemiyorum kendine. Hiçbir zorunluluğun yok, tamam mı? Ama bir düşün, olur mu? Olur. Seni beklerken şöyle bir etrafı kolaçan ettim. Allah'tan çok bir şey değişmemiş. Ağladın mı sen? Yok, ağlamadım. Emin misin? Eminim. Ne yapıyoruz şimdi? Nereye gidiyoruz? Şimdi söyleyemem. Sürpriz. Evet. Sürpriz. Evet. Seni çok özel bir yere götürüyorum. Ne sürpriz? Nereye gidiyorsun? Söylemem, söylemem. Niye? Yüzü kaçar. Evet. Burada bir yerde mi? Evet. Yıllarca şu tellerin üstüne atlayıp okuldan kaçtım. Kimsenin ruhu duymadı. Şimdi birlikte içeri gireceğiz. Barış, ne yapıyorsun? Hayır, hadi gel. Gel, boş ver. Boş ver. Dur. Sen bana güvenmiyor musun? Güveniyorum da. Tamam, şimdi önce ben çıkacağım, sonra sen geleceksin, tamam mı? Tamam. Yavaş, dikkat et. Evet, gel bakalım. Buraya bas. Tamam. Bak şimdi ben atlıyorum, tamam mı? Seni aşağıda bekleyeceğim, seni tutacağım, sen de atlayacaksın, gireceğiz. Anlaştık mı? Dicle. Ya bak. Tamam. Evet, hadi gel bakalım. Yine atlıyoruz ha? Evet. Tamam. Önce çanta. Tamam.
dur. Dur bir dakika. Yine korkuyorum. Dur. Tut. Korkma, güven bana. Düştüm. Evet. Çanta. Teşekkür ederim. Burası senin okulun mu? Aynen öyle. Şimdi seni zamanla yolculuğa çıkaracağım. Hayır, içeri girmeyeceğiz ama, değil mi? Tabii ki gireceğiz Cide. Hayır. Olmaz, vallahi olmaz. Bak yakalanırsak başımıza iş açılır. Olmaz. Açılmaz. Güven sen bana, hiçbir şey olmaz. E nasıl gireceğiz peki? Yolunu bulacağız. Hatta... Buldum bile. Sen onu nereden buldun? Ya her şeyi anlatayım, bütün büyü bozulsun istersen Cide. Tamam, şunu söyleyeyim. Ha. Bir tanıdıktan yardım al. Ha. Hadi gel. Feriz bak bugün bütün gün o Başak'la uğraştım. Başak'ın işleriyle uğraştım. Aramadığım sektörden hiç kimse kalmadı biliyor musun? Herkesi tek tek aradım. Allah'tan en sonunda yalvar yakar bir işe soktum da rahatladım. Niye rahatladım biliyor musun Feriz? Çünkü Serkan yakamdan düşecek diye rahatladım. Bana takmış durumda şimdi de. Yani Peri'de bitti, sıra bana geldi. Gökçe'nin tazminat meselesi ne oldu? Bir şey yok. Bir şey bulamadım yani. Herhangi bir ipucu bile yok. Hiçbir şey yok. Bu gidişle yani... Bu olay ya mahkemeye gidecek ya da biz o tazminatı ödeyeceğiz. Tabii tazminatı ödesek bir de bu işin kim yaptığını öğrenmemiz lazım. Yani tekrarlanmayacağının garantisi yok ki Feriz. Feriz. Ben sana başka bir şey söyleyeceğim. Yani... Bir süredir zaten benim aklımdaydı, düşünüyordum. Bu fikir ilk başta bana böyle çok imkansız, saçma bir fikir gibi geliyordu ama gün geçtikçe daha mantıklı bir hal almaya başladı gerçekten. Diyorum ki, seninle beraber Ego'dan ayrılalım mı? Hı? Ayrılalım, yeni bir ajans kuralım, baştan başlayalım. Ne dersin? Yani arayalım oyuncuları da, kim bizimle gelmek istiyorsa gelsin, gelenlerle yeni bir ajans kurarız. Tamam, biliyorum tabii ki başta çok zorlanacağız. Ama yani en azından kendi işimizin patronu oluruz Feriz. Yani başımızda bize durmadan ne yapacağını söyleyen bir adam olmaz. Ne diyorsun? Çınar, ben hamileyim. Desem'in son günlerinin geçtiği sınıf. Hangisi senin sıra? Tabii ki de en arkadaki. Aa. Ders dinlemezdim diyorsun yani en arkada oturduğuna göre. Yani öyle de denebilir. 173 barış havası. Ödev yok. Sınavlara çalışmak yok. Hoca sorunca, hocam elektrikler gitti. Vallahi çalışamadım. Vay hocam, ah hocam. Hı? Evet. Gerçi bizim evde sık sık elektrikler gidiyordu zaten. O yüzden çok da yala sayılmazdı. Faturayı ödemezdik çünkü. Yani elektriği kesmeye gelirlerdi. Rica minnet. Ertelerdik. En sonunda gelir keserlerdi. Para pul yok tabii. Abim çalışıyor ama onun da parası yetişmiyor her şeye. Bilmiyordum. Kimse bilmiyor zaten. Anlatmıyorum çünkü. Onlar daha çok şeyi biliyorlar. Bodrum katından villaya. Birden şöhret oldu. Aniden parayı buldu. Ama o işler o kadar kolay değil. Neyse ya. Ben seni niye getirdim buraya, ne anlatıyorum? Hadi gel. Daha güzel sürprizlerim var sana.